Kim lan? Asker! Evlendim, büyülendim, bana büyü yaptılar. Ellerim yok oldu. Ellerim yok. Hayır. Oğlum, endişe etmeyin. Elleriniz yerinizde. Sen kralla yalancı mı diyorsun asker? Asla kralım. Nerede bak göremiyorum, ellerimi göremiyorum. Ah, ellerim yok oldu. Ellerinize bir şey olmadığını ben şimdi size ispatlayacağım. Nasıl ispatlayacaksın bakın peki? Sizin sevdiğiniz bir şarkı vardı hani. Hangi şey? Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Balıkçı Hasan geliyor. Baltasını aldı. Gördünüz mü kralım? Elleriniz yerinde. Ellerim yok olmamış. Evet. Ay nasıl korktum ellerim yok oldu diye. Beni büyüledi. Bu kadın bana büyü yaptı asker. Asker bak ayaklarım yok oldu şimdiden. Ayaklarımı hissetmiyorum asker. Ayaklarım yok oldu asker. Hayır. Kralım ayaklarınız yerinde. Hiçbir şey olduğu yok. Sen kralla yalancı mı diyorsun asker? Bak ayaklarım yok değil mi? Siz görüyor musunuz ayaklarımı? Ama yok ayaklarım yok ki. Hani nerede yok? Kralım, bakın ayaklarınızın yerinde olduğunu size ispatlayabilirim. Nasıl ispatlayacaksın? Bakın şimdi, şöyle yapalım, sana sakın yerinden kıpırdama. Şimdi, bana bir tekme atın, göreceksiniz ayaklarınızın yerinde olduğunu. Gol atar gibi mi? Evet. Hadi. Ayaklarım yok oldu. Görmüyor musun? Hadi kralım, hadi. Biraz gayret edin. Benim ayaklarım yok. Hadi. O zaman hadi bakalım. Burada mı? Hadi kralım. İki. Ayaklarım varmış. Ayaklarım yok olmamış. Çok teşekkür ediyorum. Sana bir şey söyleyeyim. Bu kadın beni büyüledi. Peki ama ellerim var. Ayaklarım da var. Evet ama kafam mı yok? Asker bak kafam yok. Hayır kralım. Kafanız yerinde. Yerinde mi? Asker söyle bakayım bana. Bu kadın beni yok etmediyse ülkeme niçin gelmiş? Onu ben de bilmiyorum kralım. Evet. Kralım. Ülkeme niye geldi bu kadın? Kralım. İsterseniz ben size söyleyebilirim. Söyle bakalım. Ben... dünyadaki bütün güzel çocuklar için çok güzel kitaplarım var. Bu kitaplardaki masalları onlara okuyorum. Asker! Kralım! Asker! Kralım! Benim gördüklerimi sen de görüyor musun asker? Görüyorum kralım. Asker ben sana demedim mi? Yasak demedim mi? Onların benim ülkemde ne işi var asker? Derhal bu kadını çabuk tutukla. Hiçbir yere gitmesine izin verme. Emredesiniz kral. Kiren sesimi bulmamalı. Kiren sesim okuma yazma öğrenmemeli. Ben şimdi onu bulmaya gidiyorum. Kiren sesi. Ha? Ben sana söylemiştim. Bu ülkede o kelimeyi söylemek yasak. İyi de şimdi geç yerine. Bir, iki, asker. Ben burada çok sıkıldım. Bir, iki, asker. Sana söylüyorum. Kral nerede ve ne zaman gelecek? Sen ne kadar çok soru soruyorsun öyle. Kral kızını bulma. Asker. Bir saniye bekle. Kitap. Okumak. Araştırmak. Bak, bizim kralın iki tane kızı var. Kral, büyük kızına ülkenin yönetimini bırakmak istiyor. Ne kadar güzel. Öyle ama büyük kızı her gün kitap okuduğu için okuduğu yerleri görmeyi ve dolaşmayı merak ediyor. Ama bir türlü babası izin vermiyor. Ay. O sadece ülkeyi yönetmesini istiyor. Sonra? Kralın baskılarına dayanamayan büyük kızı yani prenses de bir gece ansızın krallığı terk edip gitti. Aha desene hayallerinin peşine takılıp gitmiş. Öyle ama. Sonra? Kral bu duruma çok üzüldü. Çok sinirlendi. Bütün suçu da kitaplara ve okumaya adadı. O yüzden de ülkedeki bütün kitapları toplattı ve okuma yazmayı yasakladı. İyi de yani kral zaten bu şekilde yaparak hem kendini hem ülkesine zarar vermiş. Bunlar insanlara zarar vermez ki öyle değil mi koşuncu? Öyle ama küçük kızı da bu kitapları eline geçirir okur. Onu da terk ederse diye o yüzden...
yüzden korktu. Ay çok yazık. Yani kitaplar insanlara zarar vermez. Baksana kurşuncuğum, bu ne kadar çok sana benziyor. Hey, sen neden ikide bir bana kurşun asker diyorsun ki? Ama sana çok benziyor, baksana. Aa. Bak ister misin? Aa, gerçekten de öyle. Ya? Prensesim, babanız her yerde sizi arıyor. Neredesin, ne yapıyorsunuz siz burada? Evet evet, biliyorum. Zaten ondan kaçıyorum. Hemen beni saklamalısın. Hayır, ben bunu yapamam. Babanız beni mahveder. Olmaz öyle şey. Neden? İyi, bak prensesim, isterseniz ben sizi saklayabilirim. Harika. Hayır. Ne oldu? Onun yanına gidemezsin. Neden? Çok tehlikeli. O hatta casus. Hem de büyücü. Aa, gerçekten. Evet. Ama hiç öyle biri benzemiyor. Tabii, ben ne diyorsam o. Öyle biri de değilim zaten. Aşkım. Babanız geliyor. Girençim. Hayır. Kardeşim. Sakın babamız girençim. Kralından kızdım prensesim. Onsuz ben ne yapar ne ederim. Kaçırıldı mı yoksa asker? Prensesim nerede? Gördünüz mü? Kralım. Efendim? Ben gördüm. Gördün mü? Nerede gördün? Şatonun... Evet. En ucundaki kulede. En ucundaki kule mi? Ah, bak gördünüz mü? Her yere baktım. Şatonun en ucundaki kuleye bakmadım. Hemen gidip oraya da bakıp geliyorum. Asker. Emri kralım. Prensesimi görürsen bana mutlaka haber ver. Tamam mı? Emredersiniz kralım. Hadi bakalım. Prensesim. Ne? Ya, aa, sana söyleme dedim şunu. Bir yasak. Dakika. Neymiş yasak olan? Ah, kral sana yasaklamış olabilir. Gerçi bana da yasakladı ama isterseniz prensesim, size ben bu kitabı okuyabilirim. Bu ne? Çok güzel. Evet. Hem de baksana, burada bir kurşun arsan, asker sana çok benziyor. Bak, işte seni de büyüledi, gördün mü? Aa, saçmalama. Bu büyülüğe bir şey yoktur. Hem de baksana, bu kadar güzel bir şeyden sana nasıl zarar gelir? Evet, gördün mü? Aklın yolu birdir. Prenses bile doğruyu biliyor, gördün mü? Ama kitap okusaydın bunları çok iyi anlardın sevgili asker. Tamam, sen bize bunları oku. Okuyayım mı? Evet. Okuyayım. Oku. Hayır. Okuyamaz, yasak. Hayır, okuyacak. Hayır, okuyamaz. Oku. Hayır, yasak. Okuyam- yasak değil. Size yasak, bana yasak değil. Evet. Okuyorum. Bir varmış, bir yokmuş. Hı. Bütün masallar böyle başlar. Benim masalım da böyle başladı işte. Hatta bu an masal da öyle. Yine bir gün düştüm yollara. Az gittim, uz gittim, dere tepe düz gittim. Kimsenin bilmediği bir ülkeye geldim. Geriye döndüm, baktım ki bir arpa boyu yol gitmişim. Sonra önüme baktım. Kapıda duran bir asker. Asker mi? Evet. Kesin bizim kurşun askerdi. Evet, kurşun asker. Üstelik kapıda da uyuyakalmış. Hatta horluyor. İtiraz ediyorum. Asker asla uyumaz. Hele nöbette hiç uyumaz. Peki. Uyumuyor. Uyumuyorsa ne yapıyordun? Ben bu askeri ne zaman görürsem hep uyuyor. Sen öyle san. Bizim kurşun asker kapıda nöbet tutuyor. Dimdik durmuş, gözleri gelebilecek olan tehlikelere karşı açık, aslan gibi güçlü, böyle yakışıklı, kıpırdamadan duruyor. Ya. Evet. Bu kurşun asker çok yakışıklı. Evet. Hatta ülkenin prensesi de onu çok seviyormuş. Sonra? Ama ülkenin kralı kızını kimselere vermek istemiyormuş. Tek istediği onun iyi bir kraliçe olmasını sağlamakmış. Bu yüzden tüm ülkeyi ve kızına çok büyük bir kötülük yapmış. Ne yapmış? Ay, zavallı kız ne yaptı ona? Kızı okumasın diye ülkedeki bütün masal ve hikaye kitaplarını toplatmış. Sonra kızını kimseyle görüştürmemiş. Hatta kimse onunla konuşmasın diye kurşun askeri yanına nöbetçi olarak koymuş.